katil IŞİD ve işbirlikçileri tarafından canice katledilmesini anmak için buradayız. 33'lerin nezdinde bütün devrim, özgürlük ve sosyalizm şehitleri için bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Sekiz yıl önce tam burada buluşup el ele verip yıkılmış bir kent olan Kobane'yi yeniden inşa etmek için beraber savunduk, beraber inşa edeceğiz diyerek yollara düştük. İşte bu kültür bahçesinde Veysel'i, Büşra'yı, Polen'i, Cebo'yu vahşice aramızdan alarak aslında onların uğruna ölümsüzleşmeyi bile göze aldığı düşlerini yarım bırakmak istediler. Onların Kobane'ye yola çıkış hikayesi bir, halkların birleşik ve özgür devrimi için yola çıkış mücadelesidir. O 8 yıl önce karanlık bir dönemin açıldığı, o vahşice saldırının yapıldığı noktadayız. Burada 33'lerin düşleri demin yoldaşımızın dediği gibi gömülmek istendi bu bahçeye. Fakat filizlenen başka gerçekler var. Bugün Rojava gibi bir devrimin 11. yılını aynı zamanda karşılıyoruz. Zaten 8 yıl geçti. Hala failler yargılanmış değil. Hala azmettirenler yargılanmış değil. Buna karşın adalet isteyen patlamada, katliamda çocuklarını kaybeden aileler yargılanıyor. Anneler hapsedilmiş. En son Elazığ cezaevine gittiğimde Besne Erol annemizi de ziyaret ettim. Olayda bir çocuğunu kaybetmiş. 7,5 yıldır mezarı başında yaptığı bir açıklamadan dolayı tutuklu bulunuyor. Hasta tutukludur ve biz Besne annenin sesi olmak zorundayız. Ceza evinde, hapishanede görülüyor bizim Suruç davamız. Bir tentenin altında, bu sıcaklıkta. Ben yabancıyım bu sıcaklığa. Devlet tarafından korunduğu açıkça mahkeme adalet arayan biz aileler, yaralıların, avukatların hiçbir talebi karşılanmadı. Dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu 7 Haziran 1 Kasım arası yaşananları anlatırsam yer yerinden oynar dedi ve kendi siyasi çıkarları için konuşmayı reddetti. Bizim için adalet sağlayacağına yerin mahkeme salonları olmadığını biliyoruz. Çok eminiz bundan. Halkımızın vicdanıdır aslında adalet. O dönemde Türkiye siyasetine yön veren, Türkiye siyasetinde IŞİD tarafından sınırların hallaç pamuğu gibi atıldığı, yol geçen hanı gibi kullandırıldığı aktör ve aktörlerin yargı önünde hesap verilinceye kadar mücadelemiz devam edecek.